Herkese merhaba. 10. sınıf ara tatil fizik tekrarı ile karşınızdayız. Önce konularımız. Nedir konularımız? Elektrik, mıknatıs ve manyetik alan, basınç. 3 tane konumuz var. Bol bol, dolu dolu konular var. Şimdi elektrikte neler vardı? Önce onları hatırlayalım. Şimdi elektrikte bir kere elektrik akımını öğrendik. Sonra potansiyel fark ve direnci öğrendik. Elektrik akımı neydi? Yüklerin hareketiydi. Birim zamandaki yük hareketiydi. Hani bir kesitten birim zamanda geçen yük miktarıydı. Şöyle söylüyorduk. Akım eşittir. İ akımı eşittir. Net yük. Hani birim zamanda geçen net yük. Bölü geçen süreydi. Şimdi potansiyel fark. Bunu V ile gösteriyorduk. Aynı zamanda EMK da bir potansiyel farktı. Hani birimi de volttu. Değil mi? Şöyle yazalım. Volt. Sonra direnç, direnci R ile gösteriyorduk. Direnç dediğimiz şey akıma karşı gösterilen zorluktu. Ve şöyle de rho çarpı kesit alanında ciddiye alıp uzunluk bölü S diyorduk. Uzunlukla doğru orantılı. S de hani kesit alanıyla ters orantıydı direncimiz. Üreteçler, hani üreteçler zaten akım veren şeylerdi aynı zamanda. Şimdi üreteçleri bağlamıştık. Paralel ve seri bağlama vardı. Sonra üreteçlerin ömrü. Üreteçlerin ömrü akımla, İ akımıyla ters orantılıydı. İ akım artarsa, üreteçten çıkan akım artarsa üretecin ömrü de azalıyordu. Ohm yasası. Neydi ohm yasası? V eşittir İ çarpı R, vır. Yani sürekli tekrar etmiştik. Dirençleri bağlamıştık. Seri ve paralel bağladık. Dirençleri seri bağladığımızda eşdeğer dirence toplayarak buluyorduk. Paralel bağladığımızda ise bir bölü yapıyorduk hatırlarsanız. Onların da işte pratikleri vardı. Elektriksel enerji ve güç. Elektriksel enerji şöyle E eşittir. Hani uçları arasındaki potansiyel V ise, üzerinden geçen akım I ise T sürede bu kadar enerji açığa çıkıyordu. Güç de zaten yapılan iş ya da enerjinin zamanı bölümüydü. Yani birim zamanda harcanan enerji gibi düşünebiliriz. Ya da birim zamanda yapılan iş gibi düşünüyorduk. Bunun T'ye bölünmüş haliydi. O zaman P eşittir I çarpı V'ydi. Hani T'siz hali. Sonra aslında bunu I kare R T şeklinde yazıp biraz işimizi kolaylaştırıyorduk. Bunu da V'yi IR yazdığımızda İ kare çarpı R şeklinde yazıp gene işimizi kolaylaştırıyorduk. Lambanın parlaklığı. Şimdi lambanın parlaklığı da tamamıyla güç ile, normalde gücüne bakıp lambanın parlaklığı ile alakalı yorumlar yapıyorduk. Mesela özdeş lambalardan geçen akımlara bakarak onların parlaklığını rahatlıkla söyleyebiliyorum. Şimdi mıknatıs ve manyetik alandan bahsettik. Mıknatıs ve manyetik alan konusunda da işte dünyanın manyetik alanı vardı. Şimdi elektromıknatıs vardı. Elektromıknatıs neydi? Şöyle bir bobin, çekirdek düşünelim. Etrafına şöyle teller sarılıydı. Sonra bundan bir akım veriyorduk. Bu arkadaşı ne yapıyorduk? Bir mıknatıs haline getiriyorduk. Sonra bu işte mıknatıs gibi davranıp işte normalde demiri, şunu bunu çekiyordu. Sonra mıknatıslık zaten normalde kutupları olan, N ve S kutupları olan bir mıknatıs düşünelim. N'den S'ye doğru manyetik alan çizgileri vardı dışarıda. İçeride de S'den N'ye doğru devam ediyordu. Çünkü bunlar kapalı eğrilerdi. Devamlılık vardı burada. Mıknatıslar arasındaki etkileşim, aynı kutuplar birbirini iterken zıt kutuplar birbirlerini çekiyorlardı. Hani dünyanın manyetik alanını da söyledim az evvel. Dünyayı şöyle düşünüyorduk. Normalde şöyle bir dev bir mıknatıs gibi baktığımızda şu şekilde manyetik alan çizgileri böyle olduğu için burası manyetik kuzey kutup, burası manyetik güney kutuptu. Yani coğrafi kutuplarla farklıydı. Yanlış değil, farklıydı. Sonra manyetik alan, zaten manyetik alan çizgilerini söylemiş olduk. Akım geçen düz bir tel etrafında manyetik alan oluşturuyordu ki şöyle demiştik hatta. Bir iyi akımı geçen bir tel varsa, mesela burada baş parmak akımın yönünü gösteriyordu. Dört parmak manyetik alanın yönünü gösteriyordu. Buradan içeri bir manyetik alan vardı. Buradan da nokta şeklinde dışarı doğru bir manyetik alan vardı. Sonra çemberin oluşturduğu manyetik alan, şöyle bir çember şeklinde çiziyorduk bunu. Şu şekilde bir iyi akımı geçiyordu ve bunun oluşturduğu manyetik alan diyorduk ki burada da şöyle sadece şu kısmı alırsak burada iyi akımı yukarıya doğru olacağı için buradan içeriye doğru, yani merkezde içeriye doğru bir manyetik alan. Bunları hep söyledik. Bunları anlatmıştık. İşte bunları tekrar sorular üzerinden tekrar edeceğiz. Basınç. Son konumuz olan basınç. Basınçta da katı basıncı ve sığ basıncı vardı. Şimdi basınçla birlikte bir de basınç kuvveti vardı. Şimdi basınç kuvveti aslında basınca neden olan dik kuvvet gibiydi. Katı basıncını şöyle diyorduk. P ile gösteriyorduk basıncı. Kuvveti yüzeye bölüyorduk. Sonra hatta şöyle de diyebilirim. Daha açık olur. Dik kuvvet. Bakın dik kuvvet bölü yüzey dersek daha açık olur. Hani dik kuvvet zaten basınca sebep oluyordu. O zaman burada basınca sebep olan, hani basınca sebep olan kuvvet olduğunda direkt katı basıncı için dik kuvvet, yani hatta bir de ağırlık da diyebilirim. Çünkü kuvvetimiz burada ağırlıktan bahsediyoruz. Ağırlığın, yani yataydaysa, cisim böyleyse direkt ağırlığı basınca sebep oluyorken, eğik düzlemse ağırlığının tamamını almıyorduk.
ağırlığın şu düzleme dik olan bileşeni kos bastırır diye bir kuvvet vardı. Bu arkadaşı alıyorduk. Tamam, bunun üzerine çok fazla durmayalım. Kafanızı karıştırmayalım. Çünkü kosinüs nereden çıktı ya demeyelim hemen. Şimdi sıvı basıncında da dikkat etmemiz gereken yükseklik, öz kütle ve yer çekim ivmesiydi. Sadece burada noktanın derinliğine bağlıydı. Kabın şekline bağlı değildi. Sıvının öz kütlesine bağlıydı. Sıvı basınç kuvveti de basınç kuvvetini bulurken de basınç çarpı yüzey tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır diyorduk basınç kuvveti. Pascal prensibi. Pascal prensibi neydi? Pascal prensibi de hani sıvılar basıncı aynen iletirler fakat kuvveti iletmezlerdi. Hatta şöyle hatırlayalım. Şurası küçük, burası büyük olursa şuradan küçük bir kuvvetle aslında çok büyük ağırlıkları dengeleyebiliyoruz demiştik. Çünkü bak şöyle F kuvveti olsun, burası S olsun, burası da sallıyorum 50 S olsun. Ne kadar kuvvetlik ya da ne kadar ağırlığı dengeleyebiliriz? F bölü S kadarlık basınç burada iletiliyor ve dengede kalabilmesi için de G bölü 50 S kadarlık basınç oluyordu. S'ler birbirini götürdüğü için o zaman G ağırlığı F kuvvetinin 50 katıydı. Bak aralarında böyle bir ilişki çıkıyordu. Çok küçük kuvvetlerle çok büyük şeyleri dengeleyebiliyorduk. Burada da sıvımız vardı. Sıvılar basıncı aynen iletiyorlardı ki burada da hidrolik sistemler işte bu şekilde çalışıyorlardı. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi nedir ilk sorumuz? Ayrıtları yani boyutları verilen iletken dikdörtgen prizması biçimindeki cismin KL arasındaki direnci 12 ohm ise aynı cismin MN arasındaki direnci kaç ohmdur? Şöyle direnci kaç, şöyle yapalım, kaç ohmdur? Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Şöyle diyeceğiz. Bu K ve L arasında bu şekilde bağladığımızda mesela buraya bir tane üreteç koyduğumuzda ne olur? Burası bizim kesit alanımız olur. Burası da uzunluğumuz olur. Hatta direnci hatırlayalım. İlk başta da yazdım. Direnç eşittir öz direnç çarpı uzunluk bölü kesit alanı. Uzunluk da doğru, kesit alanı ters orantılıydı. İlk durumda yani K ile arasındayken şöyle yazalım. Direncimiz ne? Rho çarpı uzunluk 2A. Hemen yazıyorum. Bölü kesit alanı. Şuradaki uzunluk A kadar. Hani burası A kadar. Buradaki uzunluk da A kadar alan. Dörtgen için alan nasıl bulunuyor? Kenarların çarpımı şeklinde bulunuyor. O zaman buradaki alanın yerine de A kare diyorum. Burada da kare yani buradaki A'lardan bir tanesi gitti. Buradaki A da gitmiş oldu. Rho çarpı 2 bölü A. Soru da buna diyor ki 12 ohm. Bu bilgiyi vermiş. 12 ohm demiş. Sonra M ile N arasındaki MN arasında bu şekilde bağlandığında rho çarpı uzunluk A kadar. Yazıyorum bak aynen. A bölü kesit alanı. Kesit alanı şurası ve şurasını dikkate aldığında burası ne kadar? 2A. Burası ne kadar? A. O zaman bunların çarpımı şurası bizim için kesit alanı olacak ya. O zaman A çarpı 2A diyorum. Böyle devam edersem A'lar birbirini götürmüş oldu. O zaman rho çarpı 1 bölü 2A olmuş oldu. Üstteki ile alttaki arasındaki ilişki ne? Hemen bakıyorum. Bak ne? Şimdi rho'lar birbirini götürmüş oldu. Ters çevirdiğimde A'lar da birbirini götürecek. 2'yi yukarıya attığımda üstteki alttakinin yani bunların oranı farkındaysan şöyle yaptığımda 4 görecek. O zaman bunların oranının 4 gelmesi için bak 4 gelmesi için o zaman bunun ne olması lazım? Şöyle 3 ohm olması lazım. 3 ohm. 4'te 1 kadar çünkü. Üsttekinin, alttaki üsttekinin 4'te 1 kadar. E 4'te 1 kadar olduğuna göre yukarısı 12 ohmsa o zaman aşağısı 3 ohmdur şeklinde söyleyebiliriz. Şu oranı bak şuradan yazdım. Şu oranı buradan yazdım. Oran böyleyse o zaman dedik ki şu arkadaşla MN arasındaki dirençtir demiş olduk. 3 ohm. Tamam mıdır? Kesit alanını düşündük, uzunluğu düşündük ve buradan da hani bu durumla bu durumun direnci arasındaki ilişkiyi kurduk. Burada aslında şöyle bir şey yaptık. Burada bir üretece bağlamış olduk. O yüzden kesit alanı burası, uzunluğu da burası olmuş oldu. Bir sonraki sorumuz. Şimdi 5'li uzunluğunda bir iletkenimiz var. Sonra bunu parçalara ayırıyoruz ve bu şekilde bir bağlama yapıyoruz. Şimdi bak direnç eşittir. Tekrar söylüyorum. Uzunluk bölü kesit alanı. Şimdi ilk başta 5L uzunluğundayken 5 olmuş. Yazalım. R eşittir. Rho çarpı 5L uzunluk bölü S. S'ler değişmiyor çünkü. 5 olmuş. O zaman her birini normalde şöyle yapalım. L parça ve L parça aldığımda şurası L kadar, şurası da L kadar. Sonra alıp bunları alta bağlıyor. O zaman uzunluğu tek başına R, L yaparsam Rho çarpı L bölü S. Üsttekinin 5'te 1 değil midir? Bak üstteki direncin yani R'nin aslında 5'e bölünmüş halidir. O zaman 5'i 5'e böldüğümüzde demek ki bir uzunluk 1 ohmmuş şeklinde yazabilirim. Bak daha da güzel şeyler yapacağız şimdi. Şöyle diyeceğiz. O zaman bunu
hani 5 eşit parçaya bölelim. 5 eşit parçaya böldüğümde burası da L kadar olsun. 5 eşit parçaya böldüm, burası da L kadar. Artık burası da L kadar olmuş oldu. Ha, o zaman bak, buradaki R direnci, L uzunluğundaki direnç, yani 1 ohm. Buradaki de L uzunluğundaki direnç, bu da 1 ohm. Bunlar üst üste olduğu için paralel bağlandı. Sonra buradaki direnç, 1 ohmluk direnç seri oldu. Bak ortadaki, şuraya 1 ohm, 1 ohm ekleyelim. Sonra devam edelim. Bak buradaki L, L üst üste olduğu için bunlar da birbirlerine paralel bağlanmış oldu. Yani bu 1 ohm burada, 1 ohm da burada. Şöyle bir aslında bir durum söz konusu. İşte buradaki eşdeğer direnci bulacaksın. Bu 1, 1 paralel bağlı olduğu için, 2 tane 1 olduğu için ne yapıyorduk? 1 bölü 2. Yani R bölü 2. 3 tane olsaydı R bölü 3. 4 tane olsa R bölü 4. Hani pratiğimiz vardı. O zaman buradan 1, 1, 2 tane olduğu için 1 bölü 2 geldi. Buradan da 1, 1, 2 tane olduğu için buradan da 1 bölü 2 geldi. Bak 2 tane. Bu kaç tane oldu? Bu da direncin kendisi. Bir de yanında 1 var. Ve bunlar 1 bölü 2, sonra 1 ve sonra 1 bölü 2 birbirlerine seri bağlı. Yan yana. Ne yapacağız işte bunları? Toplayacağız. Seri bağlıysa eşdeğer direnç toplanarak bulunuyordu. 1 bölü 2, 1, 1 bölü 2 daha, toplamda 2 ohmluk bir direnç durumu söz konusu. Aslında eşdeğer direnç diyelim. Yani bunların karşılığı işte budur şeklinde bu soruyu da özetlemiş olduk. Özdeş kaç parçaya bölersen aslında direnci de direncin büyüklüğünde ona bölerek bulabilirsin. 5L uzunluğundaki direnç 5 ohmsa o zaman L uzunluğundaki direnç de 5 bölü 5'ten 1 geldi. Her biri 1, 1, 1, 1. 1 ile 1 üst üste, sonra 1 onların yanında, diğer 1 ile 1 üst üste. O zaman bunlar paralel bağlı, sonra bu arkadaş onlara seri, sonra bunlar birbirine paralel bağlı. En sonunda hepsi birbirine seri bağlı olduğu için buradaki eşdeğer direnç 2 ohm gelmiş oldu diyoruz. Sonra eşdeğer direnç bulma, yani böyle karışık bağlama var karşımızda. Sonra KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç R1, LM noktaları arasındaki eşdeğer direnç R2. O zaman bu durumda R1 ile R2 arasındaki ilişkiyi soruyor. Şöyle yapmanızı istiyorum. Şimdi K ile L arasında sorduğunda M harfini görmezden gel. İhtiyaç koyar, ihtiyaç duyarsan M'yi yerine koyarsın. O zaman K ile L arası dediğinde önce K harfini, sonra L harfini getirip koyuyorsun. Şimdi K ile L noktası. Sonra L'yi mümkün olunca kullanmaya çalışıyoruz. Burası L noktası. Burası da L noktası olmuş oldu. Sonra buraya L veremiyorum. Buraya L veremiyorum. Çünkü direnç var arada. Buraya K noktası veremiyorum ki burası bir yol ayrımı. O zaman verilen M noktasını, hani soruda da verilen M noktasını artık buraya koyabilirim diyorum. O zaman M harfini de getirip yerine ortaya koyuyorum. Şimdi KM arasında kim var? KM arasında 1 var. Yazıyorum. 1'i yazdım. Sonra KM arasında başka bir şey var mı bakıyorum. Yok. Sonra ML arasında 3 var. Yazıyorum. ML arasında bir daha 3 var. Onu da yazdım. Şu 3 de şu 3'ü yazdım. Onlar da bitti. Sonra KL arasında, bak şurada KL arasında bir de 2'miz var. Yani bu olmuş oldu. Bütün dirençleri yazdık farkındaysanız. Artık eşdeğer direnci bulabiliriz. 3 ile 3 birbirlerine paralel bağlı olduğu için az önce söylemiştik. 3'ten kaç tane var? 2 tane var. Önce 3'ü yazıyorum. Kaç tane var? 2 tane var. O yüzden 3 bölü 2 gelmiş oldu. Buradaki 3 ile 3, 3 ile 3'ten gelen eşdeğer direnç. Yani bunların yerine 3 bölü 2 kullanabilirsin. Sonra şu 3 bölü 2 ile 1 birbirlerine seri bağlı. Yan yana. Bunları topladığımda 1 artı 3 bölü 2. Bak 2 ile faydaları eşitleyelim. Şöyle. Ne oldu? 2 ile 3 topladığımda 5 bölü 2 gelmiş oldu. Yani 1 ile 3 bölü 2 topladığımda burada 5 bölü 2 diyebilirim artık. Bunların yerine 5 bölü 2 geldi. Sonra alttaki 2 ile 5 bölü 2 birbirlerine paralel bağlı. Yani şöyle yapıyorsun artık. KL arasında 5 bölü 2 var yukarıdan. Sonra alttan da 2 var. Şu 5 bölü 2, şu da 2. Bunlar birbirine paralel bağlı ya. İki tane direnç birbirine paralel bağlıysa ne yapıyorduk? Çarp toplamlarına böl. Kolay oluyordu. Bakalım. Kimi buluyorum? Şu an R1'i buluyorum. 5 bölü 2 çarpı 2 bölü 5 bölü 2 artı 2 diyorum. İkiler birbirini sadeleştiriyor. Şu ikiler birbirini götürdü. O zaman bunu 6 pi olur. 2 ile paylarını eşitliyorum. 4, 9 bölü 2. Ters çevirdiğimde 5 çarpı şöyle yapıyorum. 2 bölü 9 oldu. Buradan da eşittir. 5 ile 2 çarpımında 10 bölü 9. Bunu yaptık. R1'i bulduk. R2'ye geldik. Şimdi R2 ne oluyor? R2 de diyor ki bize LM arası. LM. O zaman harflendirmeyi şöyle yapacaksın. Önce L, sonra M harfini vereceksin. L ile M arasında sanki bir tane şey, üreteç bağlamışsın gibi düşün. Önce L, sonra M. Bu zaten bu anlamı veriyor. KL dediğinde önce K, en sona L. LM dediğinde L, en sona M. Yani başlangıç ve bitiş noktaları bunlar olacak anlamına gelir. Şimdi L ile M arasında o zaman K'yı önce görmüyorum. K'yı görmüyorum. Harflendirme yapıyorum. Şimdi M harfini vermiştik zaten. Burada M harfi var. Şimdi M'yi burada getirdik koyduk. Sonra L harfini tekrar buraya verebiliyorum. M'yi verebiliyor muyum? Hayır.
Sonra L'yi verebiliyor muyum? Hayır. Ama şunu da görüyorum aynı zamanda. LM arası ya, LM arası olduğu için hiç KF'ni vermeden aslında bu arkadaşlar birbirlerine seri bağlı, onu da görüyorum. İşte bunlar birbirine seri bağlı olduğu için topluyorum. 2 ile 1'i topladığımda 3 gelmiş oluyor ve hepsi ML arasında ya da LM arasında. LM arasında yukarıdan gelen 3. Sonra LM arasında bir 3 daha var. Sonra bir LM arasında bir 3 daha var. Hepsi birbirine paralel bağlı. 3 tane 3. Şöyle yazıyorum. R2 yani bu benim için. 3'ten 3 tane var. 3'ten 3 tane olduğu için 3'e bölüyorum. Yani 1 ohm gelmiş oldu. R2'yi de buldum. İkinci durumu da buldum. R1 ile R2'yi sormuştu. Artık yerini yazabiliriz. R1 direnci 10 bölü 9. Aynen yazdık. Sonra R2 direnci de zaten 1. Bunu böyle anladığın zaman cevap 10 bölü 9 gelir. O yüzden hani şıklarda verilenlerden hangisi diye baktığımızda işte D şıkkı burada bizim için cevap olmuş oldu. Hani bak dikkat etmeni istiyorum. Şuraya dikkat edeceksin. Bana hangi iki nokta arasını söylemişse o iki nokta arası başlangıç ve son nokta olacak. Sonra verilen noktayı ortaya yazman gerekirse. Bak burada M harfini vermem gerekti, verdim. Ama buradaysa bak sonraki yaptığımda LM arasına bakarken sonra bak LM arasına baktığımda şöyle LM arası, LM arası, LM arası bu arkadaşlar birbirlerine seri gördüm. İşte bunları o yüzden topluyorum. Buradan 3 geldi, buradan 3 geldi. Hepsi birbirine paralel olduğu için 3'e bölmüş oldum oradan 1. Sonra oranladığımızda cevap 10 bölü 9 gelmiş oldu. Sonra şimdi bir devre var. Bir elektrik devresi var karşımızda. Sonra bir voltmetre bağlanmış. O voltmetrenin okuduğu değer sorulmakta. Eğer voltmetre, şimdi ilk başta akımları bulacaksam voltmetreyi görmezden geliyorum. Çünkü voltmetre aslında şu demekti. Hani şöyle yazabiliyorduk. Açık anahtar, yani üzerinden akım geçemez. Voltmetrenin akım geçmediğine göre akımlardan bahsedeceksek buraya K noktası, buraya L noktası dersem buraya da K noktası, buraya da K noktası diyebilirim. Sonra buraya L noktası, devam ediyorum. Buraya da L noktası diyebilirim. Değil mi? Sonra buraya da geldim. L noktası. Zaten bunu görme. Bak bu yok. Parmağımla kapatıyorum. Ya da üzerine şöyle bir kalem kapağı koyuyorum. Bak bu yok. Böyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şey olmadığına göre. Şimdi K ile arasında şurada ne var? 6 var. K ile arasında ne var? 2 var. Değil mi? O zaman buradan şunu yapabilirim ben diyorum. Buradan geçen akımları bulabilirim. Ve K ile arası 18 volt. Buradan geçen akıma I1 akımı dersem I1. Buradan geçen akıma da I2 akımı dersem KL arasındaki potansiyeli dirence böleceğiz. Çünkü akım demek potansiyeli dirence böl demek. V bölü R. I1 akımını bulmak istiyorum. I1 akımı eşittir. KL arasındaki potansiyel aslında direkt 18 volt. Yapman gereken 18 voltu buradaki dirence. Bunlar birbirine seri bağlı ya. 2 artı 2 artı topladığında hepsi 6 olur. 6'ya böldüğünde 18 bölü 6'dan 3 amper. I1 akım 3 amper oldu. Sonra I2'ye geldim. Şimdi I2'de bak I2'de ne oldu? I2'de KL arasında gene 18 var. 18'i alıyorum. Eşdeğer direnç. Burada tek bir direnç olduğuna göre kaç bu da? 2. 2'ye bölüyorum. 18 bölü 2'den 9 amper akım çıkar diyorum. Geçer diyorum. Aslında biraz daha bu soruda başka şeyler de söylemek istiyorum. O zaman I1 ile I2'nin toplamı geldi ya buraya. 3 ile 9'un toplamı. 3 artı 9 demek ki 12 amperlik akım gelmiş anlamına gelir. Aynen bu akımlar tekrar toplanıyorlar. Buradan 12 amper yollarına devam ediyor. Bak I2 buradan devam ediyor. Çünkü voltmetreden akım geçemez. Aynı zamanda I1 buradan devam ediyor. Çünkü buradan akım geçemez. I1 voltmetreden akım geçemiyor. I1'i şeyi açtım, voltmetreyi. Şimdi voltmetre, bak buraya da bir harf verdiğimde K, buraya da M dersem aslında M ve L noktaları arasındaki, bak burası L ya, burası da L. Burası da L. O zaman ML arasındaki potansiyel farkı ölçüyor. O zaman 2 ohmluk direnç de ML arasında değil midir? Öyledir. O zaman ML arasındaki potansiyel fark aslında I1 akım geçen 2 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel fark. O zaman I1 ile 2'yi çarpıyorum. I1 akım kaçtı? Ne bulmuştuk? 3 bulmuştuk. Üzerindeki 2 ile çarptığımda işte bu arkadaş bizim için 6 volttur diyorum. L ile M arasındaki potansiyel fark. Şimdi kafan karışabilir. Voltmetre nerede? Direnç nerede? Bak harflendirmenin sağladığı kolaylık da bu. Yani burada voltmetre şu iki nokta arasında bağlanmış olabilir ama biz burada 2 ohmluk direncin uçları arasındaki potansiyel farkı ölçtüğünü nereden görmüş olduk? Harflendirmeden gördük. Harflendirmenin bize sağlamış olduğu kolaylıklardan, hani birçok kolaylıktan bir tanesini olmuş oldu bu da. 6 volt ML arasındaki potansiyel farkı ölçer ve o yüzden cevabımız D seçeneğinde verilmiş oldu. Şimdi başka bir soruyla karşınızdayız. Üreteçlerin bağlanması ile ilgili bir soru var. Üreteçler var ama artı ve eksi kutuplara dikkat ederek
neler doğru verilmiş onlara bakalım. Ne diyor bize? Bir modelleme var burada. Hangi elektrik devresi doğru çizilmiştir? Bakalım ne oluyor? A'da ne oluyor? Şimdi burası artı, burası artı. Yani aslında artı şöyle, şöyle şu anlama geliyor. Bu şekilde çizilmiş bir durum. Artıdan akım çıkıyordu, arttan akım çıkıyordu. O zaman ikisi de aynı yönlü akım çıkarır diyoruz. O zaman bundan bu yönde akım çıkarken bundan da bu yönde akım çıkar. O zaman aynı yönde akım çıkarmışlar, sorun yok. Fakat eksi yükler hareket ediyordu. Unutma, artı yükler hareket etmez. O zaman eksi yükler hareket ettiğine göre buradaki hareket, yani yüklerin hareketi şöyle olacak. O yüzden A seçeneği yanlış. Gelelim buna. Bundan çıkan akım bu yönde, artı bundan çıkan akım da bu yönde ve bunlar özdeş piller olduğuna göre hani ters bağlı olduğu için burada hiç akım dolaşmaz. Yani elektrik akımı diye bir şey yok. Lambada dolayısıyla yanmaz. Buraya gelelim. Bundan çıkan akım bu yönde, bundan çıkan akım bu yönde, o zaman akım böyle dolaşıyor. Ne vermiş burada seçenekte? Akımı aşağı doğru vermiş. Akımı aşağı doğru verdiği için zaten hiç bakmaya bile gerek yok. Direkt bu da yanlış oldu. Gelelim buna. Akım artıdan çıkmış oldu. Akım artıdan çıktı. Bak ters yönlü. Yani bundan bu yönde akım çıkıyor. Bundan bu yönde akım çıkıyor. Bunlar birbirlerine ters bağlanmışlar. Ters bağlı olduklarına göre işte bunların akım çıkarma yönleri ters olduğu için bunlar birbirini götürür. O zaman burada bir akım diye bir şey söz konusu olmaz. Lambada yanmaz. O yüzden D'de gitti. Gelelim buna. Burada bu akım bu yönde, burada bu akım bu yönde. O zaman bunun çıkardığı akımla bunun çıkardığı akım aynı yönlü ve verilen elektrik akımıyla aynı yönlü. O doğru. Eksi yüklerin normalde hareket ettiğini söyledik. Bundan çıkan yük, şöyle yapalım, başka bir kalemle yazalım. Bundan çıkan yüklerin hareketi böyle, eksi yükler hareket ediyor. Bundan da hareket böyle oluyor. O zaman yüklerin hareketi de doğru verilmiş mi? Evet, verilmiş. O yüzden E seçeneğinde modelleme doğru yapılmıştır. Eksi hani yükler hareket ediyordu, akım da artıdan çıkıyordu şeklinde bunu da soruyu da özetlemiş olduk. Başka bir soru. Lambalar. Şimdi KLM lambalarının parlaklıkları nasıl değişir? Gene bu sorularda biraz sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden bu soruyu özellikle çözmek istedim. Bu şekilde bağlanmış bir KLM lambaları böyle bağlanırsa nasıl olur? Akımla çözeceğiz bunu. Akım. Nasıl akım var? Ve ben şunu yapmak istiyorum. Bunu hep yapın siz de. Aynı değiştirmediğiniz sürede sorun yok. Yani buradaki üreticinin potansiyeline 3V deyin. Buradaki üreticinin potansiyeline de 3V deyin. Ki kolay olsun. Aynı üretici ya. O yüzden. Şimdi bakalım. Burada çıkan akım ne? Birinci şekilde çıkan akıma I1 diyelim. İkinci şekilde çıkan akıma da I2 diyelim. Sonra bunları paylaştırırız. Önce I1'i bulalım. I1 akımı eşittir. Potansiyelimiz 3V bölü birinci durumdaki eş değer direnç. Her birine R eş 1 yazacağım. Her birine RR diyelim. Bu R direnci, bu R direnci, bu da R direnci. Şimdi bazen direkt basit bir şekilde birbirlerine paralel mi seri mi bağlı olduğunu görürüz. Harflendirme yapmaya gerek yok. Şimdi bunlar aynı iki nokta arasında bağlandıkları için bu arkadaşlar birbirlerine paralel bağlı. R ve R. İki tane R olduğu için R bölü 2. Sonra R bölü 2 R birbirlerine bak nasıl seri bağlı. O zaman R eş 1'i bulmuş olduk. R artı R bölü 2. Şurada yapalım isterseniz. R eş 1. R artı R bölü 2. Payları eşlediğimizde 3R bölü 2 gelmiş oldu. Buradayız. Burada da buradaki R direnci ile buradaki R direnci birbirlerine seri bağlı. Bu ise onlara paralel bağlı. Hani basit bir şekilde görüyoruz. Lambalar sorularında dirençleri ya da lambalar seri mi paralel bağlı mı rahat görürüz. Hani çok zorlamaz bizi o. R R'yi topladığımda seri ya 2R gelmiş oldu. Sonra 2R ile R. O zaman buradaki R eş 2. İkinci durumdaki eş değer direnç. 2R ile R birbirlerine paralel bağlı. Paralel bağlıysa ne yapıyorduk? 2 tane direnç çarp toplamlarına böl diyoruz. Şöyle diyeceğiz o yüzden. 2 çarpı R'leri alma. Bak kafan karışmasın. 2 çarpı 1 bölü 2 artı 1. Sonra R'yi koyarsın. Ne oldu bu durumda? 2 bölü 3 mü oldu? Yani 2 bölü 3 R'dir diyoruz. İlk durumda I1 akımını bulalım. 3V bölü eş değer direnç. Birinci durumda 3R bölü 2. 3R bölü 2. Ters çevirdim. V bölü R'yi de I olarak düşündüğünde 3 çarpı 2 bölü 3 V bölü R. V bölü R'ye I diyeceğiz bundan sonra. 3'ler birbirini götürecek. Buradan da 3'ler birbirini götürdüğünde 2 I şeklinde bak burayı özetledik. 2 yani I1 2'ye eşit olmuş oldu. I2'yi bulalım. I2 gene 3V potansiyel verdik. Eşdeğer direnç 2 bölü 3R. 2 bölü 3 R'dir. Sonra ters çevirdiğimizde 3 yukarıya gitti. O zaman 9 bölü 2. 9 bölü 2 V bölü R olmuş oldu. V bölü R'ye I dedik ya. O yüzden 9 bölü 2 İ şeklinde yazabiliriz. Hatta şöyle yazalım. 4,5 İ olsun. Devam ediyorum. Bak ne oluyor? Neler oluyor? Şimdi I1, şimdi burada bir K lambası vardı. Hani orada yaparsan biraz kafanız karışacak diye aşağı aldım. Burada. Şimdi gelen bir I1 akım var. Şimdi I1 akımı neydi?
İki yayıydı. Şimdi iki akım geliyor ve bunlar birbirleriyle bak akım ayrılacak ve yukarıdaki ve aşağıdaki dirençler R ve R'ye kadar. Vırlar eşit olacak ya. O zaman R'ler de aynı. Buradan iyi akımı buradan da iyi akımı geçecek diyebilirim. Bu ilk durumdan bahsediyorum. İkinci duruma geliyorum. İkinci durumda ne var? Şimdi burada bir tane lamba, burada bir tane lamba. Sonra aşağıda bir tane lamba var ve gelen bir akım var. Ne kadar akım? 4,5 i olmuş oldu. Şimdi vırlar eşit olacak. Kimlerin vırları? Yukarı ile aşağının vırları eşit olmak zorunda. Buradan giden akımla buradan giden akımı kıyaslarsam, buradan giden akıma x dersem, buradan giden akım ne olacak? 2x olacak. Çünkü hani paralel bağlı durumlarda vırlar eşit olacak. Buraya bu r olduğuna göre x çarpı 2r, burada ise 2x çarpı r. Bak eşit olmuş oldu. Gelen akıma 3x demiş oldum. Yazalım. 3x eşittir 4,5 i. O zaman 3'e böldüğümde 1x'in direkt 1,5 i olduğunu söyleyebilirsin. Yukarıdan giden akım bu yüzden 1,5 i olmuş oldu. 1,5 i. Aşağıdan giden akım ise 2 ile 1,5 çarptığında 3 i olmuş oldu. Yani aslında hani bu x'e falan gerek yoktu hocam da diyebilirsin. Evet, yani matematiği hızlı yapabiliyorsan tercih senin. Tık 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 yaparsın. Bakalım ne oluyor? K'dan 2'ye akım geçiyormuş. K buradaydı. Sonra K şu mu? Şu. Burada K buydu. 2'yi geçiyormuş. Artık ne geçiyor? 1,5 i geçiyor. O zaman K'nın parlaklığı şöyle yapalım. K, L, M. Oklarla gösterelim. K'nın parlaklığı ne olmuş oldu? 2'yi'den 1,5 i'ye düştüğü için azalır. Bak aşağı doğru çiziyorum. Azaldı. Sonra geldim L'ye. L'den i akım geçiyordu. Artık buradaki L ya. L'den ne kadar akım geçiyor? 1,5 i geçiyor. İ geçerken 1,5 i geçtiğine göre o zaman L'nin parlaklığı artar. Yukarı gösteriyorum artarı. Geldim M'ye. M'den iyi akım geçiyordu. Artık M aşağıda. Aşağı geldi. M'den iyi akım geçerken artık 3 iyi akım geçiyor. Yani akım arttı. Akım arttığına göre parlaklığı da artar diyoruz. Yani şuna azalır, buna artar, buna da artar şeklinde şöyle özetlemiş olduk. Lamba parlaklığı sorularını işte böyle yapın. 3 lamba varsa 3V deyin, daha kolay olur. Sonra akımlara bakın. Üzerinden geçen akım neydi? Hani V bölü R cinsinden, ki V bölü R'ye iyi dedik kolay olsun diye. Akım neydi? Sonra ne oldu? Şeklinde özetlersek rahatlıkla çözeriz soruları. Geldik mıknatıslara. Şimdi manyetizmadan da bahsedeceğiz tabii ki. Mıknatıslar zıt, aynı kutuplar birbirini itiyordu. Zıt kutuplar birbirlerini çekiyordu. Mesela burada bir itme var, itme. Yani bunlar birbirini itiyor. Buradaysa zıt kutuplar olduğu için birbirlerini çekiyor. Şöyle gösterelim. Farklı kalemle gösterelim. Şöyle aynı kuvvet olmayabilir çünkü. Böyle birbirlerini çekiyorlar. Buradaysa demir. Bak demir ve mıknatıs. Şimdi mıknatıs demiri çeker ya. Demir de mıknatısı çeker. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bir mıknatısın çekmesi kadar kuvvetli olmaz. Aynı mesafe çünkü. Aynı mesafe olduğu için daha küçük. Bak bunu büyük bir kuvvet gösteriyorum. Şöyle büyük gösteriyorum. Buradaki çekimi ise daha küçük gösteriyorum. Hatta farklı bir kalemle yapalım. Hani büyüklüklerini dikkate alalım. Daha küçük bir kuvvetle birbirlerini evet çekiyorlar. O zaman ip gerilmelerine bakıyorum şimdi. Burada ne var? Burada bir mıknatısın ağırlığı var aşağı doğru. G'si var. Sonra bir bak yukarıya doğru hani dinamometrenin gösterdiği değerde yukarıya doğru düşünün. T ip gerilmesi gibi. İp gerilmesi ne yapıyordu? Hep yukarıya doğru. Hani tuttuğu noktayı ortaya doğru çekiyordu. O zaman dinamoyu bak ne yapıyor burada? Rahatlatan bir durum var. Bunların birbirlerini itmesi. Yani ağırlığa ters yönde. O yüzden ilk baştaki dinamonun K'nın gösterdiği değer hani burada itme, şuradaki itme kuvveti yardımcı olduğu için şöyle yapalım mı? İtme kuvveti yazıyorum. O zaman ağırlık eksi itme diyorum. Şöyle yaptık. Sonra diğerine geliyorum. TL. Buradaysa bak buradaysa L yukarıya doğru, ağırlık da yukarıya doğru, G de yukarıya doğru. İşte burada çekme ne yapıyor? Dinamonun, dinamometrenin gösterdiği değeri arttırıyor. Daha çok aşağı çekiyor. Bak çekme var, çekme. Buna da FC diyelim. Çekme. O zaman TL de G artı F çekme oldu. Diğerine geldim. Diğerinde de bir çekme var ve aşağı doğru ağırlığı var. Ama buradaki çekmenin ve dinamometrenin gösterdiği yukarıya doğru gösteriyorum. Burada da bak gene aşağı doğru bir çekme var ama daha az çekme var. Şöyle yapalım mı? TM eşittir G artı şöyle diyorum F çekme az yazıyorum. Yani ya da daha küçük yazıyorum. Az çekme. O zaman bak ne oldu? Bak ne olmuş oldu? L'deki çekme daha büyük olduğu için TL en büyük oldu. Hani M'deki çekme ama K'daki itme olduğu için o zaman sonra M geldi. Hani en küçük de K'dır şeklinde bir yorum sorusu var karşımızda ki bu arada bu üniversite sınavında birinci basamakta da böyle sorular karşınıza gelebilir. Hani yorumlama sorusu, çekme itme. Bir de şeyi hatırlatmak istiyorum sizlere. D mesafesi ve 2D mesafesi. Hatırla. D mesafesinde kuvvet F kadarsa 2D mesafesinde kuvvet 4'te 1'ine düşüyordu. O yüzden F bölü 4 oluyordu. Mesela ben burada itme kuvvetine F dersem çekme kuvveti
F bölü 4 olur ama yönler ters olduğu için zaten bu durumda şuradaki olay çıktı karşımıza. F çekme. Mesela mesafeyi yarıya düşürürsem onu da göstermek istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Mesafe D bölü 2 olduğunda o zaman kuvvet 4 katına çıkar. Çünkü uzaklığın karesiyle ters orantılı. Yarıya düşürüyorsan kuvvet 4 katına çıktı. 2 katına çıkarıyorsan kuvvet 4'te 1'ine düştü. Gelelim cevabı bulmaya. LMK. Nerede LMK? Burada. Hani cevap B seçeneğinde doğru verilmiştir. Ha bu arada diyeceksiniz ki bunlar birbirleriyle etkileşmiyorlar mı? Zaten soruda size bu verilecek. Mıknatısların çapraz ve yatay etkileşimleri önemsenmeyecek. Yani buradaki durum, buradaki durumu ya da bunu hiçbir şekilde etkilemiyor. Böyle soruları bu şekilde düşünebilirsiniz. Bir elektro mıknatısı sorusu var karşımızda. İç direnci önemsiz özdeş üreteçler ve direnci önemsiz teller sarılmış özdeş çivilerle 1, 2, 3, 4 düzenekleri kurulmuştur. Buna göre düzeneklerdeki elektro mıknatısların kutup şiddetleri P1, P2, P3, P4 olmak üzere bunların arasındaki ilişkileri, yargıları hangileri doğrudur? Verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi bak. Elektromıknatısın yani mıknatıslığı neyle ilgiliydi? Sarım sayısı. Yani sarım sayısıyla doğru. Bak bununla doğru orantılı. Yani sarım sayısı arttıkça elektromıknatıslık artar. Sonra akım, iyi akımı doğru. Yani akım arttıkça aynı şekilde mıknatıslık artar. Bakalım burada başka bir şey var mı? Uzunlukla alakalı bir şey vermemiş. Hepsinin uzunluğu aynı. Uzunluğu dikkate almıyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi hem akımı şöyle bak. İki tane aynı yönlü akım çıkaran üreteç var. O zaman buradan şöyle bir şey yapabilirsin. 2 EMK gibi düşünebilirsin. Buradan akım çıkaracak. Burada da aynı yönlü gene 2 EMK. Burada ise tek başına 1 EMK. Burada ise tek başına 1 EMK. O zaman ikiler için 2 iyi akımı dolaşıyor de. Bak buraya 2 iyi akımı dolaşıyor de. Burada da aynı dirençler bağlıyor. Burada da 2 iyi akımı dolaşıyor de. Burada iyi akımı dolaşıyor de. Burada da iyi akımı dolaşıyor diyelim. Çünkü EMK ilk katına çıkmışsa direnç aynı direnç olduğuna göre akım da ilk katına çıkmış oldu. Güzel. Akım da doğru. Bir de sarım sayısı dedik. Sarım sayısı bak burada 2, 2 ya. Buradaki sarım sayısı 2N. Yani hem sarım sayısı ilk katına çıktı hem de 2N hem de akım 2'yi. Bu durumda şunu söyleyebilir misin? Dördüncü de kutup şiddeti maksimumdur aslında. Hatta şunu da diyebilirsin. N çarpı i. İ alabilirsin. 2N çarpı 2. Yani 4 tane. N çarpı 2. 2 tane. Bak 2N çarpı i. Yani buna ne de? Direkt 2 de. Sonra N çarpı 2'yi buna ne de? Direkt 2 de. Sonra 2N çarpı 2 buna 4 de eşittir. Sonra N çarpı i buna da direkt 1 de. Ne oldu? 4 en büyük oldu. Sonra burası 2, burası da 2 olduğuna göre 3 ile 2 birbirlerine eşit olmuş oldu. 3 eşittir 2 diyorum. Bunu da yazdım. Ve son olarak baktığımda 1'de ise en az şeklinde şiddet en az diyebilirim. Bakalım yargılara. Kimler doğru? P4, P1'den büyük mü? Evet büyük, doğru. 2, 1'den büyük mü? Evet doğru. Sonra 1, 3'den büyük mü? Hayır, en küçük olduğu için yanlış. O yüzden hangileri doğru olmuş oldu? 1 ve 2 bizim için, bak burada da bulmuş olduk, doğru diyebiliriz. Direkt sarım sayısı çarpı akım. Hatta L ile ters orantılı ya, L'yi de vermiş olsaydı o zaman uzunluğa bölerdik. Hani o zaman da işimiz zor olmazdı. Güzel. Evet, geldik. Bir basınç sorusu en son konumuz. Yani basınç konusu ne vardı? Katı basıncı, sığ basıncı vardı. Şimdi katı basıncında şöyle diyorduk. P'yi bulurken ağırlığı yüzeye böleceğiz. Ama ağırlık Newton cinsinden olacak. Newton. Yüzey de metrekare cinsinden, şöyle yapıyorum, metrekare cinsinden olursa o zaman basıncın birimi kaç Newton bölü metrekare diyor. O zaman basıncın birimi Newton bölü metrekare olur. Yani buna kısaca ne diyorduk? Pascal diyorduk. Yani payla gösteriyorduk. Şimdi o zaman bakalım alana. Şuradaki kesit alanı burası. Ağırlığını da yazacağız tabii. Şurası. Şimdi ağırlık dediğim şeyi de hatırlayalım. M çarpı G. Bunun için yer çekmesini de kullanacaksın. Sonra kesit alanı şurası S. S'e baktığımızda 10 santimetre. Kenarlar 10 santim, 10 santim. Ama ne dedik? Metreye çevireceğiz dedik. Çünkü metrekare olsun. Direkt metreye çevir istersen. Şöyle yap. 10 santim nedir normalde? 100'e bölünmüş hali metredir. O yüzden 10 bölü 100. Buradan da 1 bölü 10 metre. Yazıyorum. 1 bölü 10. Çarpı iki kenarı da birbirine eşit. Çünkü küp çarpı 1 bölü 10. İki kenarı çarpıyorum. Buradan da 1 bölü 100 metre kare gelmiş oldu. Tamam mı? Böyle yaparsan daha kolay olur. Yani virgüllerle uğraşmazsın. Artık yerine koyalım. Basıncı bulmak için ağırlık kütle neydi bakalım? 40 kilogram. Yazıyorum. 40 çarpı mg ya. Bu arada onu da yerine yazıyorum. Bölü
kesit alanı yani alan nedir? 1 bölü 100. Bunu da getirdik, koyduk. Bütün çevirmeleri, ağırlığı vesaire yazdıktan sonra 100 yukarıya çıktı. 400 çarpı 100 bölü 1. O zaman 400'e 100'ü çarptığımda 40.000 Newton bölü metre kare gelmiş oldu ki bu nerede? Edirne'de bu cevabı vermiş olduk. Yani ağırlığı yüzeye böldük. Bir daha söylüyorum, yüzeyi kesinlikle ve kesinlikle Newton bölü metre kare sorduğu için yüzeyi metreye, daha doğrusu metre kareye çevirmek zorundasın, verilen boyutları ki metre kare cinsinden bulabilesin. Sonra bir sığ basıncı sorumuz var karşımızda. Şimdi bu sığ basıncı da şöyle, aslında Pascal prensibi ile ilgili bir soru aynı zamanda bu. Ne var burada? Şimdi sıvılarda unutmaman gereken bir şey var. Aynı sıvıda, aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak. Başka şansı yok. Çünkü sıvı bütünlüğü var. Bak, bütünlük var, bütünlük var. O zaman buradaki basınçlar aynı sıvı, aynı seviye olduğu için buradaki, buradaki ve buradaki basınçlar eşit olacak. Bu eşitliği de yazarsan zaten ağırlıklar arasındaki ilişkiyi rahatlıkla kurabilirsin. Yazalım. Şimdi burada K'nın ağırlığından kaynaklanan basınç ve şuraya da, şuradaki yükseklik farkına da H diyelim. Çünkü sığ basıncını da ilave etmek zorundayım buna. Buradaki basınçtan bahsediyorum çünkü. O zaman buradaki basıncı şöyle yazalım. Nedir buradaki basınç? K'nın ağırlığından kaynaklanan basınç artı ne var burada bir de? HDG var. HDG. Sonra buraya geliyorum. Buradaki basıncı yazıyorum. Buradaki basınç da yalnızca hani L'nin ağırlığından kaynaklanıyor ama 2S'de. O zaman L'nin ağırlığı bölü 2S olmuş oldu. Son olarak da buradaki basınca geliyorum. Yani M'deki basınca geliyorum. Bunu da farklı kalemle yazalım. M'deki basınç da M'nin ağırlığı bölü S'dir diyoruz. Ha, buradan zaten artık her şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani şu ikisini aldığımda M ile L arasındaki ilişkiyi kurabilirim. Bak, S'ler birini götürür burada. O zaman ne olur? GL direkt 2GM olur. Yani GM'nin, M'nin ağırlığının iki katı olur ki L'nin ağırlığının M'den daha büyük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Sonra gelelim M'ye. Şimdi şununla şunun arasındaki ilişkiye bakalım. Bunu da kimler arasında şöyle şunla yapalım. Bak, şuradaki eşitliği aldığımda şöyle turuncuya bak, turuncuya dikkat et. Şuradaki eşitliği aldığımda ne görüyorum? GK bölü S artı HDG, GM bölü S. S'ler aynı, farkında mısın? Ama bir de HDG'ye gelmiş burada. Yani K'ya yardımcı olmuş. Yani M'nin ağırlığının K'dan kesinlikle daha büyük olduğunu söyleyebilirsin. M'nin ağırlığı büyüktür GK. Çünkü artı HDG'ye gelmiş. Şu da açmak istiyorum kafanız karışmasın diye. GK bölü S artı HDG eşitmiş. Şunu alıyorum. GM bölü S. Artık rahat gördün mü? Bak ne oldu? Bir de artı HDG var. S'ler aynı olduğuna göre. O zaman M'nin ağırlığı K'dan daha büyük olmak zorunda. L de M'den daha büyük. Son olarak yazdığımızda GL büyük, GM büyük ve son olarak GK yazdığımızda eşitliği bulmuş olduk. Bakalım hangi şıkta varmış bu? LMK. Bakıyorum. Diyarbakır'da var. Bak, Diyarbakır'da L büyük, M büyük, K. Şimdi bütün tekrarımızı yapmış olduk. Söylememiz gerekenleri söyledik. Hatırlatmamız gerekenleri hatırlatmış olduk. Artık ödev vermeye hakkımız ortaya çıkmış oldu. Şimdi ne var burada? Konu anlatımlı kitabımız var. Sıfırdan ona fizik. Şimdi bu konu anlatımda, konu anlatımlı da söylediğim zaten her şeyi tek tek yazdık. Her şeyi var. Her şeyi bulabilirsiniz. İşte elektrikte işte devreler var. İşte dirençlerin bağlanması, işte üreteçler var, ki mıknatıslar var. Bak, ip gerilmeli bir soru çözmüştüm. Hani ona benzer şeyler var. İşte burada konu anlatımında böyle tek tek okuyup tek tek bakıp ondan sonra soruları çözebilirsiniz ki hani benim de söylemiş olduklarımı da ilave ettiğinizde çözememeniz için herhangi bir neden yok. Nereye kadar geldik biz? Basıncı da söyledik. Basınç ama kaldırma kuvveti değil. Basınçta da Pascal prensibine kadar geldik. Yani böyle bir gaz basıncı şu bu. Çok hani ilerleyen soru çözümlerinde onları da yapacağız. Artık nereye kadar çözebilirsiniz bunu? 82'ye kadar, hani konu anlatımında 82'ye kadar sorumlusunuz. Bunları çözün. Hani herhangi bir problem, herhangi bir sorun kalmasın. Bir de soru bankamız vardı. Buradaki sorular da güzel sorular, iyi sorular, öğreten sorular, anlatan sorular. Burada nereye kadar? Hemen buraya da bakalım. Bak, hepsinden benzer şeyler zaten. Hepsini yaptık bunların. Benzer sorular hep karşımıza çıkıyor. Burada da nereye kadar gelmiş olduk? Basınca kadar geldik. Katı basıncını söyledik. Sığ basıncını söyledik. Burada nereye kadar çözebilirsiniz rahat bir şekilde? Hani bunları da zaten konu anlatımlarda söylemiştik. Şu Pascal prensibinin sonuna kadar artık verebiliriz aslında. Yani 82. 82'ye kadar olan kısmı halledebilirsiniz. Bunların sorularını çözebilirsiniz. Yaparsanız gerçekten çok rahat edersiniz ki
Hani buradaki sorular gerçekten özgün sorular. Aynı zamanda fiziğin yapılabilme şansı zaten soru çözme ile ilgili. Ne kadar çok soru çözersen o kadar iyi fizik yaparsın. Geldik ödüllü sorumuza. Şimdi sorularla tekrar hashtag ile burada fizikten beklentilerinizi yorumlarda bekliyoruz. Hoşçakalın.